Sevgili boğa burçları, ay burcu boğa ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarım. Hepinize güzel bir hafta diliyorum iznala. Rabbim işlerinizi kolaylaştırsın ve her ne muradınız varsa versin. Yüce makamlara erişmeyi nasip eylesin yüce Allah'ım. Şimdi varsa bir kötülük etrafınızda, Rabbim Mevla Kerim'dir diyelim. Arkadaşlar, bunların sıkıntısından kurtulmanızı bir an evvel Allah nasip etsin size. Bir an evvel bu kötülerden, bu sıkıntılardan kurtarın kendinizi inşallah. Varsa günahlarınız veya yanlışlarınız, Rabbim affeylesin. Hepimizin günahları vardır. Allah'ım affeylesin. Cuma günleri yüzüstü hürmetine. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. İnnallahü ve Rabbi ve Rabbiküm fa'budu. Haza sıratın müstakim. Fahtelefel ashabu bin beynihim ve veylü lillezine zalemi min azabi yemin elim. İsa da apaçık delillerle geldiği zaman şöyle dedi. Ben size hikmet ile ayrılığa düşüp durduğunuz şeylerin bir kısmı size açıklayayım diye geldim. Onun için Allah'tan korkun ve ona itaat edin. Şüphesiz Allah benim Rabbimdir, sizin de Rabbiniz odur. Onun için de ona ibadet edin. Yegane doğru yol, yegane kurtuluş yolu odur diyor. Arkadaşlar, Zuhruf suresi 63 ve 64. ayeti okudum. Şimdi bu cumartesi günü bir karşılaşma yaşanabilir. Bu cumartesi günü sizi sıkıntıdan kurtaran, dardan kurtaran bir haller olabilir sevgili arkadaşlarım. Yalnız bir şöyle bir ateşli bir hastalık olabilir bazı boğa burçlarından sevgili boğa burçlarım. Şimdi 5 Ağustos, 11 Ağustos sizi neler bekliyor? Yoruma başladık Allah'ın izniyle. Bir ateşli hastalık yaşanabilir ya da nasıl diyeyim, yakınlarınızdan biri aniden rahatsızlanabilir. Allah tez günde şifasını versin inşallah. Evet, bakabilir miyiz? Şöyle bir yıldızlara tekrar baktığımızda burada Subhanel Melikül Kuddüs. Değil mi arkadaşlar? Burada göklerin kudretinden söz ediyor. Yıldızlar seni çok destekliyor sevgili boğa burcu, hiç merak etme. İsminde T harfi olan, B harfi, A ve Ü harfi olanlara müjdeler veriyorum. Hayırlı telefonlar gelecek, birileriyle tanışmalarınız olacak ve kendini yeniden yapılandıracaksın. Pazar günü bir dinlence günün olacak senin için ama cumartesi günü hayır ve hasenet göreceksin. Dediğim gibi cumartesi günü tanışabilirsin, bir hazırlık yapabilirsin, bir alışveriş yapabilirsin. Böyle bir hayır, bereket göreceğini söyleyebilirim. Evet, bir bayan, iki de erkek iş yerinde olabilir, aile efradından olabilir. Bunların düşmanlıklarıyla karşılaşabilirsin. Çok dikkatli olmanı rica ediyorum. Şimdi gideceğin yollarda bir takım planların var bu hafta. Onları devreye koyacağını görüyorum hayırlısıyla. Adeta dipsiz bir kuyudan çıkıyorsun. Sıkıntılarını yeniyorsun ve ne diyorum ben sana? Biraz yollarda dikenler var, taşlar var. O da ailen belki şunu diyebilir. Yani yapma etme, dostların, arkadaşların diyebilir. Hani başka bir yol daha dene. Biraz çevrenden baskı göreceğini görüyorum. Güneye doğru bir seyahat yapacaksın ama pek verim alamayacaksın. Doğuya doğru bir seferin var. Oradan hayır ve bereket görüyorsun. Ya da bulunduğun şehrin doğusundan hayırlı haberler geleceğini söyleyebilirim. Şimdi bazı olaylar için durup bir dinleneceksin. Çok yorulmuşsun sevgili boğa burcu. Bir durup dinlenme durumun var. Zaten stres boğazına vurmuş, tiroid sorunları, faranjit sorunları olabilir.
Nefes almada zorlanabilirsin. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Ateş ve benzeri rahatsızlıklar epey seni yorabilir. Bir dinlen. Tatil planın varsa gerçekleştir. Tatil planın yoksa bile bu hafta dinlen diyorum. Bu sana çok iyi gelecek efendim. Şimdi arkadaşlar, çatallaşmış iki düşüncem var. Ve üst düzey birisiyle görüşebilirsin ya da bir danışmandan fikir alabilirsin. Hayırlısıyla o düşünceni hayata geçireceksin. Kararların kati olacak. Geriye dönmem diyeceksin. Bazı Boğa burcu dostlarım ayrılık kararları alabilirler. Yani ben seni bu zamana kadar çektim. Bundan sonra kim çekerse çeksin ya da sen benim korkulu rüyam olmayacaksın. Benim artık özgürlüğümü kısıtlamayacaksın gibi söylemlerle bir tartışma olabilir. Tartışma biraz büyüyebilir ama seviyeli bir tartışma görüyorum. Gayet anlaşmalı bir şekilde ayrılıklar yaşanabilir ama kurtuluş var. Evet, kararında tabii ki inatçı bir boğa olduğun için kararında sağlam bir duruş sergileyeceksin. Bir de bazı boğa burcu hanımlarına sesleniyorum. Bakınız arkadaşlar, karşıdaki erkek kocan olabilir, partnerin olabilir. Bir kere güvenini yitirmiş senin ve bir daha da ona kabul etme. Onu hani ona savunma hakkı verme. Çünkü defalarca verdin, yalanla karşılaştın. Artık öfkelisin biliyorum. Karşıdaki kişi de evirip çevirip benzer yalanları söylüyor. Ve kalem de sensin, defter de sensin. Sana bembeyaz sayfa veriliyor. Onu otur ve yaz sevgili dostum. Evet. Yeni ayrılanlar için biraz durup dinlenin. Topraklı, bahçeli, yani kırsal bir alana gidin, dinlenmenizi sürdürün. Diğerleri için de çalışmaya devam etsinler. Neden dinlenin diyorum? Ya biraz stresle, hani öfkeyle kalkan ziyanla oturur. O yüzden öfkeyle bir karar vermeyin diyorum. Yalnız yolunuz diken ve tuzakla dolu. Uzaklardan haber geliyor. Uzaklardan gelen haber biraz canını sıkabilir. Ne gibi canını sıkabilir? İşte ya yurt dışı olayın vardır, biraz ertelemek zorunda kalırsın ya da başka tür şeyler, yani akrabalarından birisiyle hafif tartışmalar olabilir, çekişmeler. Tartışma değil de çekişme ve ne diyeyim, rekabet ortamı var. İş hayatında bazı rekabet ortamlarıyla karşılaşabilirsiniz ama yine de ismin güzel ve yaptıkların güzel. Yine de iki tane yerden müjde görüyorum. Verimli bir haftada olduğunu söyleyebilirim. Sen inandığın sürece her şey yoluna girecek. Ve zikrinizi veriyorum. Aziz boğa burçları, sevgili bereketli, çalışkan toprak grubunun böyle maddiyatçı ama asla ve asla çıkarcı olmayan, verici, hani maddeci diyeyim artık, maddiyatçı demeyeyim de, madde elinizde, para elinizde çoğalır. Fakir de olsanız da zengin olursunuz. Hadi bakalım. İnşallah fakir olan boğalara veriyorum zengin olmaları için. Zengin olan boğalara veriyorum böyle paylaşımda bulunmaları için. Ya Muktedir zikrini veriyorum efendim. 744'tür tekrar sayısı. Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden. Her mevcudu kuvvet ve kudreti altında zebun ve mahkum tutan demektir. 744 ya muktedir. Başladığınız için işi kolaylıkla gerçekleştireceksiniz. Bir de bankacılık gibi bir işiniz varsa hallettiğinizi görüyorum. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.